Şimdi konuşmasını yapmak üzere sahibinden komisyosu Sayın Boğaç Göncü'yü, CMO'su Sayın Boğaç Göncü'yü sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Cumartesileri çok tercih ettiğim bir gün değil genelde ama işte kendi okulum olunca 95 mezunuyum ben işletme mühendisliğinden. Dedik gelelim kardeşlerimizi görmeye. Bugün 20 dakikada size böyle bütün kariyerinize yön verecek bir altın anahtar verme vaadim yok. Ya da genel müdürlük yolunda böyle sizi hızla yükseltecek filan. Ben interaktif pazarlama zirvesine katılma şansı olan oldu mu? Ya da oradaki sunumları izleme şansı olan? Orada bir sunumum vardı. Ben üniversitelerde genelde bu sunumu bu sene yapıyorum çünkü dijital popüler bir konu. Ya yani en azından benim için popüler. Ben daha önce 7-8 sene finans sektöründe çalıştım. Bir hayata 2 sene ara verdim. Sonra telekomcu oldum. İşte Turkcell, Avea, Türk Telekom. Ve 1,5 senedir sahibinden.com'dayım. Ve inanılmaz şeyler öğreniyorum, inanılmaz şeyler görüyorum. Dolayısıyla aslında belki de hani sizin çok daha aşina olduğunuz bir şeyleri size anlatmaya çalışacağım. Allah mahcup etmesin, ne diyelim. Sahibinden.com'a hiç girmeyen var mı? Hiç. Peki. Hiç girmedin. Buradan çıkar çıkmaz mutlaka. Hemen. Süper bir de aplikasyon var. Oradan da olabilir. Peki. Bu sene en az bir kere girdim diyen. Kasım ayında en az bir kere girdim diyen. Güzel. Süper. Süper. Ha, şimdi çok özellikli bir hakikaten marka. Ve dijitalleşmenin önemiyle ilgili fazla ukalalık yapmayacağım. Türkiye'yi dijitalleştirmeyi başaran insanların internete girmeleri için bir sebep sunan bir marka sahibinden.com. Düşünün 2000'li yıllarda kurulmuş. O zamanlar en yüksek hız 1 megabit. Resimli ilanlar falan var. Böyle hani ilk dönemleri sıkıntılı geçmiş. Biraz acı var ilk dönemlerde ama büyük bir inat, büyük bir azim var. Sonra işte ADSL biliyorsunuz işte bir hızlanıyor filan. Fiberler geliyor, 3G lanse ediliyor ve geniş bant internet. Şu anda da herkes herhalde en az 8 megabitle bağlanıyordur. 3G'de de hani ben görüyorum. Hani 1 megabitlerin üzeri çok rahat görülüyor. Ve işler nispeten açılıyor. Nasıl açılıyor? Rakamları paylaşacağım. Ama bugün ben size aslında dijitalleşmenin normal hayatımızın içinde sadece bir araç olduğuna dair ve çok fazla kendimizi kaptırmamamız gerektiğine dair bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Çünkü aslında derdimiz başka. Çalışıyor mu? Vallahi çalışmıyor. Hop. Ha, evet. Bu diziyi seyreden var mı? Once Upon a Time. This is Storybrooke diye bir yerde geçiyor. Bakıyorsunuz böyle hani gayet sıradan bir Amerikan kasabası. Sonra anlıyorsunuz ki hepsi birer masal kahramanıymış. Dizinin esprisi bu. Ama yani bildiğiniz klasik dünya masalları. Arkadaşlar hepimizin bir hikayesi var. Sahibinden.com'un da bir hikayesi var. Benim de. Sizin de yaştan, ünvandan, her şeyden bağımsız. Herkesin bir hikayesi var. Bu bir klişe. Bu ara çok anlatılıyor. Ben bunu 5 yıldır falan anlatmaya çalışıyorum. Burada çok farklı bir bakış açısı yakaladım. O yüzden bunun üstünden gideceğim. Ne yaptım acaba? Evet. Ya gerçekten çalışmıyor. Peki bana oradan yardımcı olur musunuz? Sonraki slayda geçelim. Evet. Herkesin bir hikayesi var. Ve bütün tarih boyunca bunu herkes paylaşmak istiyor. Olay aslında iletişim. Ve sanat dediğiniz şey de aslında iletişim. Yani bunu işte önce sesler çıkartarak, sonra bir şeyler çizittirerek, kendi geliştirdiğimiz kodlar olan aslında ilk analog kodlar yazıyla ve ağırlıklı olarak da resimlerle aslında yani her ikisi de, ikisi de hiç ölmeyecek bu arada. Büyük bir ihtimalle hep var olacak. Paylaşmak istiyoruz. Hikayelerimizi paylaşmak istiyoruz. Hatta ilan etmek istiyoruz. Yani bu bir
eski zamanlardaki bir gazete ilanı. Okuyamayanlar için ben buradan okuyayım. Diyor ki, kocaya kaçan kızımın tığ ağırlıklı çeyizleri döviz karşılığı satılıktır. Şimdi burada kaç kelime var? 3, 6, 9, bir tane 10 kelime. Arkadaşlar 10 kelimede bir dizi var, dizi. Hani hikaye değil. 4 sezonluk dizi var. Kocaya kaçan bir kız var. Hayal kırıklığı yaşamış bir aile. Geride kalan bir çeyiz. O çeyiz kim bilir kaç senede oluşturuldu. Zaten çok değerli olduğu için döviz. Yani o dönemlerde herhalde altın o kadar popüler değil. Öyle olsa altın derdi belki de. Çünkü çok değerli. Hikayesi var. Derdi onu satmak değil aslında. Derdi onu paylaşmak. Bu hikaye bazen bir hayal kırıklığı oluyor. Bir dahaki. Ya ben yanlış yere basıyor olabilir miyim? Hayır, yani ilk defa görmüyorum bunu, Logitech. Evet. Bazen sistem var hikayelerde. Yine bir hikaye var. Diyor ki, ilkokul mezunlarının rahatlıkla geçtiği sürücü kursu sınavını üniversite öğrencisi oğlum Abdülbaki Soydakök geçememiştir. Babası Halil İbrahim Soydakök. Adam delirmiş. Yani hani gazeteye ilan verir misiniz böyle bir şey için? Var mı bu arada ehliyet sınavına geçemeyen? Bravo. Evet. Böyle bir ilan yok ama umarım. Şimdi olsa olay tabii farklı. Neyse. Ya ben, ya gerçekten problem var. Evet. Şimdi artık hikayeleri paylaşmak daha kolay. Hani hala gazetede seri ilanlar var. Ben baktım Türkiye baskısı kelimesi 6.6 lira. Kelimesi. Resim falan da yok. Ve günlüğü. Kampanya yapıyorlar. 2 gün verene 3 gün bedava filan. Artık bunlar var ya. Yazıyorsunuz. Dilediğiniz gibi yazıyorsunuz. İsterseniz dünya ile paylaşıyorsunuz. İsterseniz sadece arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Artık hikayelerinizi, isyanlarınızı, sitemlerinizi, mutluluklarınızı, neyse o epizod artık, o bölümde ne yaşanıyorsa, daha kolay. Ulan bir kere ilk basışımda dönsün. Ve artık hani ilan vermek cep telefonundan da mümkün. Yani bir aplikasyon indiriyorsunuz, fotoğrafını çekiyorsunuz, altına yazıyorsunuz bütün işte açıklamasını, varsa işte bir takım teknik özellikleri. Yani birkaç dakika içinde sadece 3-5 kelimeyle değil, resimlerle paylaşıyorsunuz hikayenizi. Zaten 2000'li yılların öncesiyle sonrası arasında sahibinden.com'un da getirdiği en önemli fark aslında buydu. Hikayenizi birkaç kelimeyle, satmaya çalıştığınız evinizi, arabanızı, çeyizinizi neyse ya da isyanınızı birkaç kelimeyle değil. Hani resimlerle ve gerçekten neredeyse hani sınırsız bir özgürlükle milyonlarca kişi, bugün en yüksek gazetenin tirajına kadar bilen var mı? Zaman Gazetesi hariç, onunki abonelik sistemi olduğu için hani o farklı bir yerde düşünmemiz lazım ama bayiden kaç? Var mı arttıran? Arkadaşlar bugün en kral gazete, aklınızdan ne geçiyor bilmiyorum ama şimdi reklam olmasın malum canlı yayın. Ama en kral gazetelerin bile tirajları 500 binin altında. Yani 400 bin satan kendini mutlu hissediyor. Niye söyledim? Birazdan rakamlar konuşacağım. Şimdi ilanı vermek kolay. Bir şeyleri ilan etmek, hikayeyi paylaşmak kolay. Bir tane daha çok komik hikaye var. Şimdi bakıyorsunuz diyor ki bayandan inanılmaz temiz her şeyiyle sıfırlanmış mükemmel bir araba. Bakıyorsunuz teknik özellikleri. Şimdi aşağıda açıklama kısmı var. Hadi. Şimdi adam yazmış diyor ki gelelim diyor aracı neden sattığıma. Aracı diyor eşinize ve de ilk aracı olarak alacaksanız asla uzatmış ay. Asla almayın. Hararet göstergesinin önemine inanmayan bir eşiniz varsa motoru yakmış kadın. Asla almayın. Değil evin otoparkına sokağa bile girerken arabayı orada kilitleyip size aracı getirmenizi rica edecek bir eşiniz varsa asla almayın. Yani burada bir acı var. Adam bir araba almış eşine ama arabanın motoru yanmış, her park problem. Felaket, felaket yani.
Maçların en heyecanlı noktalarında araba park etmek için koltuğunuzdan kalkmanız falan, bagaj kapağına monte edilmiş stepnenin olduğunu ve bu stepnenin arkadaki araca çarpmam... Ya kadın sadece arabaya değil, hani mahalleye zarar vermiş. Diyor ki, ah bu sefer de çok şey oldu, evet. Rahatımı kaçırır, araç evimin altındaki kapalı garaja yüksekliğinden dolayı sığmadığı için, kadın oraya da sokmaya çalışmış arabayı muhtemelen. Rahatımı kaçırmaktan ve stres yaşamaktan sıkıldım. Alan arkadaşa yaptığım tüm masraflar helali hoş olsun. Adamın bir tane hikayesi var, bir derdi var, bir sıkıntısı var. Arabadan kurtulmaya çalışıyor adam, yazık. Aracın özelliklerini falan da yazmış. Yani bugün hakikaten bakıyorsunuz, işte ilan etmek, sitem etmek, isyan etmek, hikayenizi paylaşmak artık gerçekten kolay. Evet. Hatta biliyorsunuz haritalı uygulamalar var. Yani isyanınız ya da hikayenizin lokasyonunu da gösterebiliyorsunuz haritanın üstünde. Bu ev, bu araba burada. Dolayısıyla bunun pilini değiştirdiniz ama neyse, bir pil değişimi olmuş. Evet, pil değişmemiş. Şu anda sahibinden.com'a cepten veya işte bilgisayardan girdiğinizde 4,5 milyonun üzerinde ilan var arkadaşlar. Yani 4,5 milyondan fazla hikaye var şu anda. Biz bunların içinden zaten hani efsane ilanlar, hikayeni paylaş falan gibi böyle bir takım güzel bölümlerimiz var. Gerçekten canınız sıkılınca girin bakın. Yani eğlenirsiniz, iyi zaman geçirirsiniz. Orada çok 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 efsane işler var. Çok ilginç ilanlar var. İşte kıyamet çadırı satan mı istersiniz, at kafası maskesi mi satan istersiniz, ters dönmüş eti pufu 100 liraya kakalamaya mı kalkan istersiniz. Müthiş şeyler var. Bu 4,5 milyon ilan 30 günde bir kendini imha ediyor. Dolayısıyla buradaki ilanların en yaşlısı 30 günlük. Ya da güncellemek zorundasınız. Yani eğer 30 günde işiniz, ama genelde sahibinden.com'da çözülür iş. Bir ay, bir buçuk ayda. Bu ilanlara yönelik 30 milyona yakın resim var. Yani burası aslında küçük bir, belki de büyük bir Türkiye'nin Instagram'ı aynı zamanda. Ya yani adam gerçekten videolardan da bahsedeceğim. Aşağı yukarı 14 bin tane de galiba, 13 bin tane kadar da video var burada. Mesela adam kanununu satıyor ya da klarnetini. Videosunu çekmiş. Oturur ağlarsınız. Adamın nasıl çaldığını görseniz, hayır yani gerçek anlamda duygulanarak, yani müthiş bir sanatçı ama kılığı, kıyafeti, o evin, çünkü evinde çalmış, salonunda çalmış. Bir defa adamın hayatına dair size o kadar çok ipucu veriyor ki o video. Yani aç bir tane küçük, takıl. Müthiş. Yani küçük bir YouTube burası aynı zamanda. Küçük bir video portalı. Ve arkadaşlar, her ay bu siteye 30 milyon tekil ziyaretçi geliyor. Unique visitor. Aslında bunlar cookie. Bir cookie birden fazla insanı da temsil edebilir. Bir insan birden fazla cookie de yaratabilir. O ayrı konu. Ama hani bu işi saymanın başka yolu yok. Gerçekten hani aylık bir metrik olduğu için de taze olduğuna inandığımız bir metrik. Hani her ay 30 milyon tane cihaz buraya bağlanıyor. Müthiş bir rakam. Ya 30 milyon abonesi olan gerçekten hani aslında operatör yok. Yani onların içinde mobil internetçiler var, M2M'ciler var. 30 milyon gerçek insan bugün aynı yere girip çıktığı bir başka bir yer yok. Bu 30 milyon tekil ziyaretçi yine aynı ay içinde 98 milyon kez bu platformu, bu alışveriş merkezini, bu web sitesini ziyaret ediyor. 98 milyon kez. Ve 3,5 milyardan fazla sayfa görüntüleniyor. Şimdi bu rakamlar büyük mü, küçük mü? Tamam, çok. Ben şöyle söyleyeyim. Türkiye'de dünyada en önemli metriklerden bir tanesi sayfa görüntüleme. Çünkü adam getirmek kolay. Backlinkleri koyarsanız iki tane işte cazibeli bir şeyler yazar ya da resmini koyar. Tıklatırsınız insanları. Önemli olan orada ne kadar zaman geçirdiği ve ne kadar sayfa görüntülediği. Bugün Türkiye'de Facebook, Google sahibinden.com, YouTube'dan, Twitter'dan, bırakın diğer markaları, daha fazla sayfa görüntülenen bir web sayfası.
Yani müthiş. 200 ülkeden geliyor insanlar. Ben dünyada 200 ülke olduğunu bilmiyordum, açık konuşayım. Ben 164'te bırakmıştım. Birileri iyi çalışmış, güzel bölmüş. İşte, geçen yüzyıl mezun olmuşum işte, anlayın yani. Yugoslavya tek ülkeydi o zamanlar. Oldu mu? Tamam. Ben mi yapamamışım? Şu. Sağ ve sol okla. Tamam, vallahi olamazsın. Peki, sonuç? Hani dijitalleştirebildiklerimizden misiniz diyorduk ya, 2000 senesinden beri aslında biz her ay 30 milyon kişiyi bir şekilde dijitalleştirmeyi başaran, gerçekten %100 Türk sermayeli, ya bugün en değerli markalarımıza bakıyoruz, maalesef hakikaten hepsinin arkasında yabancı ortaklıklar vesaireler, bize ait pek bir şey kalmamış. %100 Türk sermayeli bir Türk markası. İsmi bile Türk ya. Yani bir düşünün şöyle markaları, buraya gelen markaları düşünün. Buradan çıkıp yarın hafta sonu ne bileyim günlük hayatınızda tükettiğiniz markaları düşünün. Markası bile Türk olan %100. Ben buna çok önem veriyorum gerçekten. Türk sermayeli bir Türk markası. Ve soruyorum size ya, amaç hakikaten dijitalleşmek mi? Yani dijitalleşmek gibi bir amacı olabilir mi bir insanın? Yoksa hepimizin hayalleri var. Bu hayallere kavuşmak hikayesi de klişedir ama. Hani... Yoksa gerçekten aslında böyle o hayallere kavuşmak mı amaç? Yani insan neden çalışıyor, niye okuyorsunuz? Hepinizin aslında bir yerlerde kodlanmış, unuttuğunuz ya da unutmadığınız amaçlarınız, hayalleriniz var. Neverland, Peter Pan. Şimdi bir araştırma yapamadım açık konuşayım ama gelişmiş ülkelerde 24 saat, 8 saat işte dinlenirsin. 8 saat çalışırsın, 8 saat eğlenirsin. Öyle geçmesi idealdir. Ama bu multitasking olmak var ya, hani eğlencenin içinde yok mu müzik? 8 saatin varsa belki. Ama müzik dinlemek istiyorsun mesela. Ya da işte sosyalleşmek istiyorsun, internette zaman geçirmek istiyorsun. Veya trafik var hayatımızda. Yani bir sonraki perde, arada arkadaşlarla konuşuyorduk, uzun sürecek ya. Yani. 30 yıllık bir perdeye giriyorsunuz ve haftada artık 25 saat dersiniz olmayacak. En az 40 saat mesainiz olacak. Senede 3 hafta tatil yaparsanız çok şanslısınız. Böyle bir dönem başlayacak. Ve bu dönemde eğer İstanbul'da yaşıyorsanız ve eviniz ve işiniz ayrı yerlerdeyse hayatınızın hani aşağı yukarı hani iyi bir ihtimalle 12'de biri trafikte geçecek. Multitasking. Maalesef hepimiz multitaskerler olmak zorundayız. Şimdi bir video var. Ben o istatistiği yapamadım ama antropoloji enteresan bir bilim dalı. Michael Weiss diye bir adam var. Bu adam kıymetli bir adam. Birkaç sene önce de Amerika'nın en kıymetli hakikaten fütüristlerinden, antropologlarından biri seçildi. Bu adamın bir videosu var. Video aslında Amerikan üniversite gençliğinden gelen bir video. O yüzden burada paylaşmayı da uygun buldum. Bir izleyelim. Okuyabiliyor mu herkes?
Yeah, it's good. Probably. Bu adamı çok iyi. Sivert takip edin bu arada. Evet. Benzer durumda olan var mı? Şimdi dijital önemli. Neden? Çünkü hıza ihtiyacımız var. Gerçekten hızlı olmak zorundayız. Çünkü zaman yok. Değil mi? Hız, fizik, A'dan B, zamana bölüyorsunuz filan. Hız önemli. Müthiş bir hız var artık. Ya bugün gerçekten bir HD film için 20 megabit hız yeterken bir fiber kablonu ki içinde hani aşağı yukarı 12 per vardır. Bir perde bir tane kıl. Bir kılın taşıma kapasitesi aşağı yukarı 80 lambda olmuş. Bir lambda 64 STM1, bir STM1 155 megabit. Bir kılın taşıdığı kapasite, size verdiği hız, evlere kadar fiber döşeniyor şu anda. 80 çarpı 64 çarpı 155 megabit. Müthiş. Kapasite. Benim şu anda, gerçekten şu anda burada dünyanın bütün bilgisine ihtiyacım var. Hepsini yanımda taşımam imkansız. Kafam da buna müsait değil. Bu hız sayesinde o kapasiteyi bir şekilde buraya getirmek artık cebimizdeki cihazlarla mümkün. Dolayısıyla dijitalimize getirdiği en önemli iki konu, sınırsız bir kapasiteyi, sınırsız bir hızla dünyanın herhangi bir yerinde, yeter ki online olabilin. Her şeyinizi götürüp taşıyabiliyorsunuz. Şimdi düşünüyorlar, diyorlar ki ya bilgisayar, hani hatırlarsınız o ilk bilgisayar resimlerini kocaman kocaman salonlarda filan. Şimdi cebimizdeki makinelerden daha düşük kapasitesi var çünkü mekanik aslında. Diyorlar ki ya bu bilgisayar iyi oldu ama yani hakikaten benim bunu yanımda götürmem lazım. Nasıl taşıyacağım? İşte birileri laptopu yaptı. Hala ağır. Yani ben her yere laptopumu götüremem. Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Dediler ki ya burada yer kaplayan şey ne? Yer kaplayan şeylerden kurtulabilir miyiz? Bir dizüstü bilgisayarın en çok yer kaplayan iki parçası var arkadaşlar. Bir tanesi klavye, bir tanesi de hard disk. Çünkü prosesör gerçekten müthiş bir şekilde küçülüyor, küçülmeye devam edecek. Ama o klavye, o parmaklar, ha ne oldu? Touch screen geldi. Dediler ki tamam, klavyeden kurtulduk. Hard diski ne yapacağız? Neremize de taşıyacağız? Cloud geldi. Dediler ki eğer ben çok yüksek hızları indirebilecek bir teknoloji geliştirebilirsem, klavyeden kurtulduğum gibi hard diskten de kurtulabilirim. Dolayısıyla girişim böyle oldu. O sınırsız kapasiteye, sınırsız hızlarla erişebilme ihtiyacımız dijitali hayatımızda müthiş şekilde kaçınılmaz, kurtulamayacağımız bir hale getirdi. Çünkü hepimizin o hıza ve o kapasiteye hakikaten ihtiyacımız var. Ama arkadaşlar, dijitalin aslında bize getirdiği şey özgürlük. Bunu söyleyen fazla insan duymadım ben. Hatta hiç duymadım dersem abartmış olmam. Belki söylemiştir birileri. Dijital hiçbir zaman amaç değil. Dijitalleşmek diye bir amacınız hiçbir zaman olamaz ama ihtiyacınız var. Sizin hayatınız da o videodakilere benziyor mu bilmiyorum ama dijitalin sunduğu en önemli şey aslında özgürlük. Şimdi hayatımızı dolduran şeyleri düşünün. Yarın öbür gün, bugün okulunuz, dersleriniz ama yarın öbür gün çok daha yoğun bir iş hayatınız olacak. Ama hobilerinizden vazgeçmemeniz lazım. Ya ben seviyorum, Lego seviyorum, film seviyorum. Ben analogçuyum dedim, PR'cılar beni yerden yere vurdu. Ya bu dijitalin başındaki adam nasıl analogçuyum der. Haklılar ama öyleyim, ne yapayım. Seviyorum plağı. Miles Davis, Kind of a Blue, gidiyorsunuz iTunes'da 8 dolar mı, 9 dolar mı, yalan olmasın. İlk baskı plağı,
500 dolara bulursanız kaçırmayın. Demek ki değerli. Neden? Çünkü orijinal analogtur. Dijital aynı yazı gibi bir koddan ibarettir. Bir veriyi bir yerden bir yere iletebilmek için yaptığımız, uydurduğumuz, güzel uydurduğumuz kodlama sistemidir. Orijinali varken niye kodlayayım? Sosyalleşmek güzel tabii ama bu benim önceki iş yerimdeki arkadaşlarımla işte birkaç ay önceki bir buluşmam. Asıl olan temastır. Asıl olan insanın insana dokunmasıdır. İşinize zaman ayıracaksınız derslerinize ama hobilerinize de ayırmanız gerekiyor. Dostlarınıza da ayırmanız gerekiyor. Büyüklerinize de, ailenize de. Dijitali bunun için kullanın. Şimdi bütün bu hikayeler, bu arada herif arkada iPad ile oynuyor, ayrı konu, herif çoktan dijitalleşmiş. Daha 3 yaşında bu resimde. Hayatı kaçırmayın. Hayat hakikaten dijital değil. Dijital, hayatı gerçekten yaşayabilmeniz için kullanmaya mahkum olduğunuz bir araç. Siz onu kullanın, o sizi kullanmasın. Çünkü sizin yapmanız gereken şey bu. Spordu, sanattı, arkadaştı, hobiydi, aileydi, asıl olan şeyler bunlar. Şimdi hikayelerden bahsettik. Bir de korku hikayeleri var. Hayatta yaşamak istemediğimiz. Shining seyreden var mı? Kubrick, Shining seyretmeyen seyretmesin. Yalnız seyretmesin en azından. Hayır, iyidir yani. Arıyorum hanımı. Saat 6'da evde olması lazım. Saat 8'e çeyrek var. Telefon cevap vermiyor. Başlıyor. Yaşlı annem. Saat 9 arıyorum. Telefon cevap vermiyor. Bir gün inşallah işte bizimki de büyüyecek. Hepinizin umarım olur. Güzel bir şey çocuk, aile. 14 yaşında ergen bir evladınız var. Gece saat 12'de balkabağı oluyor yani herkes. Saat sabaha karşı 4, bakıyorsunuz memleketten arıyorlar. İyi bir hikaye olmadı kesin. Şimdi bütün bunlar, hayat aslında hep tercihlerden ibaret. Zaman, asıl ekonomi bilimi, bırakın bir kenara sınırlı kaynaklar ve sınırsız ihtiyaçları. O kaynakların en kıymetlisi zaman. Arada söylüyordum arkadaşları, dün buraya nevrotik bir arkadaş gelmiş, bunu da dinliyordur umarım. O arkadaş sizi kıskandığı için bunları yaptı, ben size söyleyeyim. Çünkü asıl olan gençliktir. Bugün şu sahneye çıkacak 40, 50, 60 yaşın üzerindeki herkes, eğer çok mutlu bir hayatı yoksa, sizinle yer değiştirmeye hazır. Bunu söyleyemeyebilirler. Ben açıkça söylüyorum. Şimdilik ben iyiyim, fena değilim. Hani istediğim her şeyi yiyip içip, istediğim her şeyi yapabilip, hanım da fena değil. Benim keyfim yerinde. Ama 20 sene sonra ben de o kıvama gelebilirim. Bilin ki asıl olan zamandır. Zamanınızı iyi değerlendirin. Zamanı değerlendirirken en kritik konu doğru kararları vermek. Dijital size sınırsız bir kapasiteyi sınırsız bir hızla getirirken bilgileri doğru şekilde analiz edip aslında kafada size doğru kararları almanıza da yardımcı olacak. Gerçekten. Ama bazen işte hayatınızın en önemli kararlarını çok fazla düşünmeye fırsat bulamadan işte ikinci kadehte falan alıyorsunuz. Ama sonucu da fena almıyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.